Niyesi? Beni sevdin, elin oldun, sürüm sürüm sürünesin. Ya biz sana biraz efkarlı olsun, biraz şey olsun, bu kadar da olmaz be Mesut ya. Sürüm sürüm sürünesin, elin oldun diye, değil mi? Yüreğine beni sevdin, abi. Elin oldun, sürüm sürüm sürünesin. Hak etmiş o zaman be. Hak etmiş. Hak etmiş. Yüreğine sağlık kardeşim. Teşekkür ederim. Sağ ol. Salih abi, senin yüreğine sağlık. Teşekkür ederiz. Teşekkür ediyoruz. Türkü Mahsuni Baba'ya Emrehan yazdığı türkü mü? Evet. Eyvallah. Yüreğine sağlık. Sağ olasın. Başkanım, sen de hoş geldin tekrar. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi önce çiçeklerimiz var. Evet. Az önce kameraman arkadaşlar diyor ki Turan abi yine stüdyoyu çiçek bahçesine çevirdin. Vallahi programa ilgi gösteriyorlar. Bu akşam da yeni sulu dostlarımız, yeni sulu. Yeni su farkı bu. Evet. Biraz da yeni su markası. Olsun, değil mi? Peki şimdi çiçekleri alacağım ben. Çiçekleri alacağım. O dostlarımızın da şöyle bir çiçek bahçesinde donatalım. Gelsin bakayım çiçekler arkadaşlar. Siz de gelin, hep beraber gelin. Şöyle dön bakayım kardeşim. Şöyle gel. Maşallah, maşallah, maşallah. Oo! Bu çiçeklerin hepsi bizim programa geldi. Değil mi? Evet. Önce sizi tanıyalım. Ben Gülcan. Gülcan. Evet. İsmail Hakan. Evet. Çiçeği için teşekkür ediyoruz. Var mı birilerine selamın? Azerbaycan'daki abime evet. Selam gönderiyorum. O kadar. Eyvallah. Çiçeği şöyle alayım o zaman. Sen ön tarafına koyabilir misin rica etsem? Seni tanıyalım önce. Ben Gülümser. Gülümser. Bakayım neymiş. Mavi perde Kasım Söylemez. Evet. Senin birilerine selamın var mı? Benim de Azerbaycan'daki babam ve oradaki tüm yeni sınırlara selam. Zaten bizi bunu izliyorlar şu an. İzliyorlar şu anda. Azerbaycan'a selam olsun. Evet. Sen çiçeği şöyle bırakabilir misin? Seni tanıyalım. Gamze. Gamze. Soyadın yok mu kız senin? Türk. Gamze Türk. Halpek İnşaat Halil Ok. Halil Ok abimize de bir teşekkür ederim. Senin selamın var mı? Ben köydeki babaanneme selam söylüyorum. Selam söylüyorsun. Teşekkür ediyoruz. Sen de şöyle bırakabilir misin rica etsem? Evet, önce seni tanıyalım. Ben Özlem. Özlem. Soyadın yok mu? Karakaya. Özlem Karakaya. Tabii yeni sular tanıyor da başkaları da tanısın. Ben gelmeyen aileme ve Karakaya. Niye gelmediler? Gelemediler. Vardı, o yüzden gelemediler. Geçmiş olsun diyelim o zaman. Mali Müşavir Mithat Güvenç. Teşekkür Mithat kardeşimize de teşekkür ediyoruz. Sen şöyle bırakabilir misin rica etsem? Seni de tanıyalım. Ben Aysun Şahin. Aysun Şahin. Senin selamın var mı birilerine? Evet, beni şu anda izleyen aileme selamlarımı gönderiyorum. Köydeki babaanneme. Akıncı İnşaat. Gazi Akıncı. İzmir Dikili'de. Onların da günleri var. Bugün salondalar. Bir selam salam. Seni şöyle alalım. Teşekkür ederim. Şeyle bırakalım. Bu tarafa da döndürebilirim. Evet. Çok teşekkürler. Sağ ol. Gazi abilerine düğünü vardı. Evet, düğünleri var. Yeni evlenen çiftlere de mutluluklar dileyelim. Gazi abimize de Akıncı İnşaat'a da huzurlarınızda. Daha doğrusu çiçek gönderen bütün dostlarımıza kocaman bir alkış gönderelim. Teşekkür ediyorum. Evet sevgili dostlar, çok değerli Medya TV izleyicileri. Sevdamız Tokat programının sesi o kadar gür çıkıyor. Sizlere kadar ulaşıyorsa birilerine minnet borcumuz var. Onlar sayesinde biz buradayız ve sesimiz sizlere kadar ulaşıyor. Sevdamız Tokat programına sponsor olan esnaflarımız, iş adamlarımız var. Gerek Alpant reklamlarıyla gerekse ana sponsorluk olarak bizlere destek veren iş adamlarımıza huzurlarınızda bir kere daha teşekkür ediyorum. Bu alkışı da kendilerine göndermek istiyorum. Evet, Tokat'ta çiftçilerin dostu Tokat Şahinler Otomotiv. Murat Şahin abime, Rıza Şahin abime teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Topçam Turizm. Evet, Sevdamız Tokat programının ulaşım sponsoru. 51 yıldır Tokat'a, İstanbul'a, Sıla-i Gurbet'e birleştiren turizm firması Topçam Turizm'e de huzurlarınıza bir kere daha teşekkür ediyorum değerli dostlar. Seçil Bayan Kuaförü Seçil Duran. Sancaktepe'de sevgili dostlar. Siz Sancaktepe'lilerin hizmetinde, kendisine de teşekkür ediyoruz Seçil kardeşimiz, sağ olsun, var olsun diyoruz. Sevdamız Tokat programına katkıları var.
Demir Alabalık tesisleri Almuz Orman Evleri'nde. Kardeşlerime de teşekkür ediyorum. Sevda Sokak programının her zaman yanı başındalar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Güneş Ticaret Ahmet Dündar, Gazi Osman Paşa Bulvarı, Tokat Merkez'de. Güneş Ticaret Ahmet Dündar'a da teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsun. Çağrı SMS, evet, toplu SMS sistemi değerli dostlar Sevinç ve Murat Beler kardeşlerime de derneklere yaptıkları hizmetten dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. Tokat Kuyumculuk, Yenidoğan Merkez'de. Yenidoğan Merkez'de, Sancaktepe'de, Yenidoğan Merkez'de. Eğer altın ihtiyacınız varsa giderebileceğiniz tek adres Tokat Kuyumculuk. Teşekkür ediyoruz kendilerine, sağ olsunlar, var olsunlar. Türk İş Ben, Nigar Albayrak, Atakum, Samsun'da. Samsun'da olduğuna bakmayın, Tokatlı dostlarımızın da siparişlerini anında yerine getiriyorlar. Ölçüyü siz verin, ürünleri biz getirelim diyorlar. Nigar Albayrak'a da teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Çelik Kardeşler Tokat Pide Salonu, Cafer Çelik, Sancaktepe'de değerli dostlar. Tokat pidesi yemek için Tokat'a gitmenize gerek yok. Sancaktepe şuracıkta. Teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar. Akıncı Mobilya, Akıncı İnşaat. Sevdamız Tokat programında gerçekten yeri çok fazla. Geçtiğimiz aylarda, geçtiğimiz sene Dikili'ye gittik değerli dostlar. Yerlerini gördük. Gazi abime teşekkür ediyoruz. Akıncı Mobilya, Akıncı İnşaat. Her zaman Sevdamız Tokat programının yanında. Bu akşam da Yeni Sular konuk. Kendilerine teşekkür ediyoruz, sağ olsunlar, var olsunlar diyoruz. Babacan Büfe, Babacan da değerli dostlar Başakşehir Saraçlar Kooperatifi'nde. Saraçlar'a yolunuz düştüğünde uğrayacağınız tek adres de Babacan Büfe olsun. Teşekkür ediyoruz kendilerine, sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, alt bant olarak bizlere destek veren dostlarımız bu kadar. Ama sesimizin daha gür çıkması için, sizlere daha gür ulaşması için ana sponsora, daha doğrusu güce ihtiyacımız var. Bu ayki ana sponsorumuz Nehir İnşaat Ekrem Anas abimiz. Ekrem Anas sağ olsun geçtiğimiz ayın sponsoruydu. Önümüzdeki ayda da böyle güzel bir program olur da Nehir İnşaat olmaz mı dedi. Önümüzdeki ayda Nehir İnşaat'la devam edeceğiz. Nehir İnşaat Ekrem Anas'a da kucak dolusu bir alkış gönderelim dostlar. Nehir İnşaat'ta sevgili dostlar, Sancaktepe, Çekmeköy, Taşdelen'de siz değerli dostlarımızın, siz değerli Medya TV izleyicilerinin emlak işlerini rahat bir şekilde, güvenli bir şekilde yerine getiriyorlar. Nehir İnşaat nerede, ne iş yapar? Kısaca bir tanıyalım değerli dostlar. Ekrem Anas, Nehir İnşaat. Evet sevgili izleyicilerimiz, Sevdamız Tokat programının bu ayınki sponsoru çok değerli abim Ekrem Anas abim. Ekrem Anas Tokat Turhal Çaylı kasabasında 1973 yılında doğdu. 87 yılında İstanbul'a geldi. O gündür bugündür inşaat işlerinden uğraşıyor. Nehir İnşaat'ta daireler, dükkanlar nasıl yapılıyor? Bir de Ekrem abiden dinleyelim. Belediyeden çıkarmış olduğumuz projeye göre harfiyat alındıktan sonra biz buraya bir grobeton seriyoruz alt tarafına. Evet. Grobetondan sonra koruyucu membran yapıyoruz. Membran. Membran, evet. Temelin su almaması için, demirin su almaması için. Sonucunda bu uygulama yapılmazsa yapılan binaların 15 yıl ömrü oluyor. Sağlıksız oluyor. Sağlıksız oluyor, evet. Kesinlikle. Yani evet. Temel başlıyor bu inşaatın kalitesi. Bunun üzerine 5 santim bir şap beton atıyoruz. Şap betonundan sonra demiri bağlıyoruz. Demir bağladıktan sonra temelimizi atıyoruz. Evet. Ondan sonra perde aşamasına geçiyoruz dış cephelerde. Burada temelde kullanılan demirin geneli 16'lık demirdir. Yani bu 14'lük olmaz. Evet. Çünkü standarttır. Küçük ev projeler... Evet, kesinlikle. Yani demirin fazlası da zarardır bir, evet, yerde. Yani 16'lık yerine 24'lük atamayız buraya biz. Doğru. Sonucunda bu zarardır binaya. Evet. 16'lık demirden temel atılır. Ondan sonraki aşamada perdelere geçer bu. Evet. Perdelerde de bir izolasyon aşamamız vardır bizim. Ya yani bu olmazsa olmazlardır. Sonucunda binayı yapar.
yaparsınız, bırakırsınız ama bu binada gerekli izolasyonlar yoksa, demir su alıyorsa, betona su değiyorsa bina anında çürümeye başlar. Evet. Bu evet. Binanın sağlamlığı aslında bunu korumayla alakalı bir şey. Zeminden başlıyor. Zeminden başlıyor. Kesinlikle. Güven. Evet, zeminden başlıyor. Evet. Aşama aşama bina bittikten sonra üst tarafta çatıya geldiğimiz zaman çatı da çok rizikolu bir iştir. Bu da çelik çatı uyguluyoruz buralarda. Çatının çelik olmasının avantajı ahşap çatıda olmuyor. Çünkü ahşap çalışan bir malzemedir. Yazın çeker, kışın şişer. Sürekli çatı çalışır. Evet. Ondan dolayı da yani 2 yıl geçtikten sonra çatı su almaya başlar. Çelikte böyle bir şey yoktur. En azından yaptığınız gibi kalır çelikte. Daire alacak arkadaşlarımız da, insanlarımız da öncelikle temeline, çatısına ve dış cephesine dikkat etmesi lazım. Şu anda bizim yapmış olduğumuz işlem nehir inşaata özgü bir iştir. Şu anda İstanbul'da bu cepheyi yapan çok fazla bir firma yok. Çok pahalı bir sistemdir. Ender uygulanan bir sistemdir. Evet, sizin de görmüş olduğunuz gibi. Yakinen burada... bir anlatabilir miyiz lütfen? Evet, tabii ki şöyle. Tongun üzerine efendime söyleyeyim, ankaraj bağlıyoruz. Ankarajdan sonra kutu profil geliyor. Kutu profilin arasına taş yünü koyuyoruz. Taş yünü. Taş yünü, evet. Ondan sonra nem bariyeri geliyor. Bunu yapmazsak bu yaptığımız için hiçbir anlamı olmaz. Evet, nem alacak. Evet, yani içeriye rutubet vermeyecek. Sonra M profil. Bunun üzerine de betopan uyguluyoruz. Betopan. Evet. Yani bu sistem Türkiye'de çok az uygulanıyor. Az uygulanıyor. Evet. Evet, öyle diyebiliriz. Öyle diyebiliriz. Yani bununla ilgili de %50 enerji tasarrufu yapacağız. Ne güzel. Peki daire almak isteyen dostlar, ekranları başında izleyen dostlar herhalde bunu gördükten sonra kararını yani iyi versinler, yanılmasınlar. Çünkü bu cephe aynı zamanda 10 yıl solmama garantisi vardır. Bunun üzerindeki boyanın jotun boya kullanıyoruz. Evet. Diğer yapılan montalamalarda 2 yılda bir binanın boyanması, çatlağı, patlağı durmaz. Bunda 10 yıl sadece boyanın solmama garantisi var. Binalarımızda, dairelerimizdeki iç mekanda kullanılan malzemelerden de biraz bahseder misiniz? Yani bunlarda çelik kapılarımız 2 milim sajdan yapılıyor. Ahşap kapılarımız panel kapı. Yani parkelerimiz 1. sınıf Çamsan'ınkini kullanıyoruz. Boyalarda Alman malı düfa, Marshall gibi şeyleri, ürünleri, kaliteli boyaları tercih ediyoruz. Seramiklerimiz 1. sınıf Çanakkale seramiktir. Banyo dolaplarımız, mutfak dolaplarımız kendi imalatımızdır. Rahat bir şekilde oturacaklar. Bize de teşekkür edecekler. 2007 yılında Ekrem Anas öncülüğünde kurulmuş olan firmamız Nehir İnşaat, kat karşılığı arsa ve müteahhitlik hizmetleri, modern, kaliteli ve sağlam projelerle Sancaktepe, Çekmeköy ve çevre ilçelerde inşaat sektörünün öncülerinden olmuştur. Sürat, kalite ve titizliği ön planda tutarak kuruluşumuzdan bugüne tüm projelerimizde daha iyi arayan firmamızın arayışı, müşterilerimize inşaat işlerinde günümüzün sahip olduğu yüksek teknolojiden yararlanma ve kalite yönetimidir. Geleceğe kaliteli yaşam alanları bırakabilmek, inşaat sektörünün çıtasını yükseltebilmek için dürüstlük, kalite ve güven ilkeleri doğrultusunda geçmişten gelen kültürümüzü kendi dinamiklerimizle çağdaşlaştıran güçlü altyapımız, uyguladığımız sürekli yenilenen yüksek teknolojimizle, gerekli bilgi ve beceriye sahip uzman kadromuzla sektörde devamlılığımızı sürdürmekteyiz. Adres: Kazım Karabekir Caddesi numara 49, Taşdelen, Çekmeköy, İstanbul. Müşteri danışma hattı 0216 622 2660. Ekrem Anas. Evet sevgili dostlar, Nehir İnşaat Ekrem Anas'a huzurlarınıza bir kere daha teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsun, iyi ki var diyoruz. Sevgili dostlar, sizler de ekranları başından programımıza aktif olarak katılabilirsiniz. Eğer canlı telefon yoluyla bağlamak istiyorsanız 0212 284 21 21 arayarak bizlere ulaşabilir. Sanatçı dostlarımızdan, abilerimizden istek türkülerinizi iletebilir. Başkanımıza da sorularınız varsa iletebilirsiniz. Eğer telefonla değil de mesaj yoluyla ulaşmak istiyorsanız değerli dostlar, telefonunuzun mesaj bölümüne büyük harflerle Medya TV bitişik...